Haydi bismillah. Oh, içi de sıcacık. Oo arkadaşlar. Oy 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 maşallah. Aşırı mutlu oldum şu anda. Efsane efsane. Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım dostlarım. Bu video birazcık uzun bir video olabilir. Şu an videonun başındayım. Neresini kestim, neresini montajladım bilmiyorum ama mümkünse vaktiniz varsa, sıkıldıysanız, izleyecek bir şey arıyorsanız size bir içerik olsun. Beraber şöyle bir uzun bir yolculuğa çıkalım diye böyle bir uzun video hazırladım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle videoda neler olacak sizlere onu söyleyeyim. Bilerek izlemeniz benim için daha iyi olur, sizin için de iyi olur. Dostlar, Çek Cumhuriyeti'nden, Çekya'dan yeni bir balık geldi. Balık getirttik desem yeridir. Özel isteğimizle seçerek aldık geldik. Tabii aldık geldik diyorum ama bunlar arka planda, benim kahramanım var. Balıkları sizlere göstereceğim, yeni gelen türleri. Bu bir. İkincisi, balıkları getiren o bizim kahramanımızın kendi pet shop'una gideceğiz. Orada bir pet shop gezisi yapacağız. Balıkları göreceğiz, neler neler göreceğiz. Kendisini tanıyacağız. Ardından da YouTube'da içerik üreten, uzun uzun sohbet ettiğim, yeni tanıdığım ve gerçekten tanıdığıma da çok memnun olduğum bir abimin beraber kanalına gideceğiz. Onun balıklarını göreceğiz, evindeki akvaryumlarını göreceğiz. Tamam, bu konuda anlaştık. Bu videoda bunlar olacak. Ancak öncesinde Instagram'dan takip edenler hatırlar. Bu hafta içinde bir olay yaşadım. Bu olayı sizlere anlatıp anlatmamakta çok kararsız kaldım. Çünkü bu olayı ileride mutlaka yaşayacağımı tahmin ediyordum. Böyle bir şey. Çünkü hani ben küçücük bir kanalım. Daha dünün yetmesi bir kanalım arkadaşlar. Yani bu kanal ne desem bilmiyorum. Asla ben büyüdüm, onda şu kadar izleniyorum falan diye bir şey söylemem imkansız. Yani öyle biri değilim. Önceki kanalım vardı benim. Habertürk kanalına sattığım bir kanalım vardı. Yani düşünün, bir resmi televizyon kanalı benim YouTube kanalımı aldı. Ben onu bile çok bahsetmedim sizlere. Ona kaldıysa dostlar, neyse bu konulara girmeyeyim. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bu kanalda asla abone sayısı arttı diye, izlenme arttı diye insanlara farklı davranacak bir insan yok. Ben bunu dile getirmek yerine sizlerin deneyimlemesi, sizlerin tanıması taraftarıyım. Çünkü kimse kendini kötülemez. Bunun önünü şimdi keselim. Yani şu olay bizim bu konuyla alakalı net bir kararımız olsun. Bu yüzden yaşadığım bu musibet, bir yönden de iyiye yoruyorum ben bunu. Olayı anlatayım. Dostlar, bir YouTube kanalı var. Adını söylemeyeceğim. Bu kanal daha önce bana yorum yaptı. Ben de nezaketen, emek veriyor diye gittim, videolarını izledim. Topluluğumda paylaştım. Topluluğumda paylaştıktan sonra birçoğunuz sağ olun, ilgi gösterdiniz, gittiniz o adamın kanalını izlediniz. Bundan da gurur duyarım tabii ki. Sevdiğim de bir şeydir. Bu arkadaş sonrasında bu dönemlerde bir mail attı bana. Mailinde de hocam böyle böyle işte kanalımda çekiliş sponsor olmak isterim. Hani bunun için ne yapmam gerekiyor? Sizin kitlerinizi ben çok seviyorum. Pırıl pırıl kitleniz var. Aman da ne biçim kitleniz var falan fişman gibi böyle bir mail attı bana. Ben de dedim ki mutlaka dönüş yapacağım. Çünkü yoğunum. Bir yandan akvaryumum patlamış, bir yandan sabahlara kadar, alın arkadaşlar göstereyim, sabahlara kadar buralarda ben ders çalışıyorum. Hani uyumuyorum. Şu an hala uyumadım. Yarım yamalak birkaç saat uyudum uyandım. Böyle geçiriyorum günlerimi. Neyse, ben bunları hiçbir zaman kanalda böyle yoğun yoğun anlatıp da kimseyi bunun etkisi altına koymadım. Yani bu benim özel hayatım, beni ilgilendirir. Her neyse. Dostlar, mailine dedim ki mutlaka ben dedim dönüş yapacağım. Şu anda dedim biraz yoğunum. Olay bu. Sonrasında bu arkadaş geldi. Bakın şimdi. Olay burada başlıyor. Benim kanalıma bir yorum attı. Dedi ki bu hepsi bitki.center'dan bitki aldım. Bana dedi hepsi çürük gelmiş. Bu yalan. Bu yani var ya %1 milyon yalan. İkincisi, bitkileri gelmiş. 2 günde bitkilerin hepsi akvaryum içinde erimiş gitmiş. Bu zaten hani bana diyecek bir şey yok. Bu kanalda 1 yıldır hepsi Bitki Center'la bir tanışıklığımız var. Sizlere bir şeyler gönderiyor. Aranızda satın alan ve bana onlarca kişi abi işte akvaryum kurdum çok güzel oldu şöyle böyle diyenler var. Ha bazen şey oluyordu mesela. Hocam eksik geldi bitki, galiba yanlış gönderdiler diyen ve tekrardan hemen hepsi bitki tarafından fazlasıyla karşılığı tekrar gönderilenler oldu. Bazen yoğun sipariş olur, bilmem ne olur. Hani bunlar olur ama vay çürük geldi, vay bilmem ne oldu ki gelebilir ya, hadi çürük geldi diyelim. Ne yaparsın sen onu? İlk bir firmayla konuşursun değil mi? İletişim kurarsın. Diyelim dönüş yapmadı, bana özelden bir yazarsın. Hocam böyle böyle bir durum var. Hani bu adamlar bana böyle şey gönderdi, sizin kanalınızın sponsoru. Bir görüşün. Yanlışlık olabilir. Ne bileyim bir şey olabilir. Böyle yani bir insancıl bir şeydir bu. Bir sorarsın. Her neyse. Tamam, gelip yorum yapmış. Ben de dedim ki bir yıldır dedim hiç memnun olmadığını söyleyen ya da dedim böyle çürük geldi diyen olmadı. Bir yıldır dedim insanlara emek verip bir şeyler gönderiyorlar. Ve dedim buna birinci olarak ben şahidim. İkinci olarak da izleyiciler şahit. Ve dedim sizin kanalınızda bir video var. Normal bu lambalardan, ledlerden işte bitkilere ışık yaptım, şöyle coşturdu, böyle uçurdu diye bir videosu var. 10 lira mı? 10 liraya mı yaptım? Bilmem bir şey mi yaptım diye bir video. Dedim ki bu bitkiler o ışıkta belki yetişememiş olabilir. Belki bu yüzden olabilir. Biraz daha dedim araştırarak, biraz daha
bilgi sahibi olarak yapmanızı öneririm. Onunla da şunu ekledim. Ben dedim kimsenin hakkını kimseye yedirmem. Dostlar bu benim felsefem. Ben çekiliş yaptığım yakın zamanda orada da gördünüz. Sadece bu. Aa, arkadaş gidiyor kanalına. Bana kapak koyacakmış, laf sokacakmış da neyse demiş. Ondan sonra ben 8000 abone olmuşum, benim bir tarafım kalkmış. O 300 abone olmuş da ben onu kıskanmışım, onunla uğraşıyormuşum. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya neyse. Ha bunları da ben umursamam. Gerçekten umursamam. Orada ettiği sözler var ya, 8000 abone oldu, bir tarafı kalktı gibi imada bulunuyor. Bu hani böyle imalar yapıyor. İşte 8000 abone oldum diye insanlara böyle mi davranılır? Bakın ben böyle davranmıyorum gibisinden bir çakallık yapıyor. Biliyor ki yaptığı çakallık ve kurnazlık. Bunun böyle olduğunu bildiği için de akvaryum odası diyemiyor. Sonrasında yorum yapıyorlar. Bana ekran atanlar falan oldu aranızdan. Sağ olun gerçekten. Abi diyor yorumumuzu kaldırıyor diyor. Sonra yorumlara kapatmış. Ardından Allah denk getirecek ya işte. Ya ne oldu bu, hani ne olmuş da dedim. Bir izleyin diye bir girdim. Kanalında ya hiç utanmaz mısın be adam? Benim yaptığım, benim kendi yaptığım bu kanala ait bir şey alıyor ve paylaşıyor. Neyse ben de telif attım. Hiç uğraşmadım arkadaşlar. Hatta Instagram şeyde gördünüz, story'de gördünüz. Telif attım. YouTube'da hemen yarım saat içerisinde. Çünkü benim bir partner anlaşmam var. Adam baktı, bu dedi çakallık yapmış. Şak diye videosunu kaldırdı. Ve kanalına ihtar gitti. Kanalı kötü etkilendi. Para kazanmaya açtığı sürede görecek onun etkisinin ne olduğunu. Kendisi şimdi farkında değil. Neyse bu konu böyle kapansın. Sadece bu konuyu anlatma ve gösterme nedenim şu. Dostlar ben bu kanalda asla kaç izlensem de, kaç abonem olsa da bu kanalda asla ve asla bir şeyi bilmiş anlatmam. Bir şey anlatırken sizlere kanalıma gidin arşivlerden bakın. Hepsi burada. Bir şey anlatırken ne kadar çekindiğimi, bir şey anlatırken burada yıllarını veren insanların olduğunu ve benim bunu asla haddim olmadığını ama sizler sorduğu için anlatmam gerektiğini söylediğim birçok videom var. Hani böyle kurnazlıklara, böyle çakallıklara gerek var mıydı bilmiyorum. Ha bundan sonra da en ufak bir şey de gözüm üstünde. Hani bu videoyu izlediğini biliyorum. Köşeden kurnaz o böyle gözün üstüne bakıyorsun ya. Gözüm üstünde haberin olsun, kanalın da çok kötü etkilendi. Para kazanmaya açılacağını, o beklediğin günler gelecek ya. O gün göreceksin etkisini sen bunun. Böyle çakallıklarla, kurnazlıklarla olmaz. Ve ben bu kanalda dostlar aranızda bilenler var. Çok kişi YouTube'a başlasın diye ısrar ediyorum. İtekliyorum, moral vermeye çalışıyorum. Ya ben kıskansam, ben birinin abone sayısını bilmem nesini kıskansam. Ya arka planda hadi video at, hadi şöyle yap. Ya sabahlara kadar konuştuğum insanlar oluyor. Gurur duyarım dostlar. Hani benim sayemde falan lafını asla kullanmam. Öyle bir hat yok çünkü. Benim sayemde de bir şey yok. O adam oraya yemek veriyor, video atıyor ve onun kendi sayesinde. Ben sadece hani ben böyle yaptım, izlediğim yol bu diye gösteriyorum. Neyse çok uzattım ya, bayağı bir uzun video oldu. Bu konu böyle arkadaşlar, haberiniz olsun. Biri bir gün çıkıp da bana asla şunu demesin, ne oldu? Bak izlendi de şöyle oldu, bilmem ne oldu da böyle oldu demesin. Hani ben kanal tanıtırken bile çekiniyorum, daha ben kimim ki kanal tanıtıyorum diye. Ya böyle de beni buralardan vurmayın. Bu bel altı vuruştur, bu alçaklıktır. Başka da bir şey demiyorum. Şimdi dostlar, geçelim bu tatsız konuyu. Adını falan vermeyeceğim, yorumlarda da sormayın. Boş verin gitsin, kanala da girmeyin, etkileşimde gitmesin o alçak herife. Hiç gerek yok. Sadece YouTube'da böyle insanların olduğunu tanıyın, bilin yeter. Dostlar o zaman hemen uzatmadan, şimdi buradan gitmemiz lazım. Balıkları almamız lazım. Halletmemiz gereken işler var anne. Arkadaşlar bizi bekliyor. Gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar, geldim şimdi. Otogara gidiyoruz. Beklediğimiz otobüsü karşılamak için. Otogarın içine bir gireyim şimdi, insanlara rahatsız olmasın. Otogarın içine girdikten sonra tekrardan balıklar alıp görüntü almaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, çocuklar elime ulaştı. Şimdi aldım bunları. Kutu gelmiş. Benim geldiğinden haberim yoktu. Biraz bekledim dışarıda otobüsün gelmesini. Falan fişman neyse. Kutu ulaştı. Ben şimdi bu çocukları alıp eve geçeceğim. Abi bu adam çocukları bize vermeyecek galiba. Öyle görünüyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama bu çocukları almamız lazım. Bu çocuklarla beraber buradan çıkmamız lazım. Evet, geldik şimdi. Sarı bıyıkla şöyle bir yolculuğa çıktık, geldik. Şöyle bismillah diyerek açalım. Aile bismillah. Oh, içi de sıcacık. Oo arkadaşlar, bir sürü yavru var içinde. Doğurarak gelmiş bunlar. Maşallah. Acaba yavruyu hemen yerler mi ki ya? Şöyle şuradan da alalım. Oy! Arkadaşlar bu ne? Dur bak bir dakika. Oy 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 maşallah. Dostlar dişilerin de kulakları var ve bayağı bir yavru sayısı var. Bakayım yiyecekler mi? Yiyebilirler ya. Bir sürü yavru var içerisinde. Aşırı mutlu oldum şu anda. Ben bunları hemen bir çıkartayım, yavruları bir toplayayım. Oy, dişlerin karnları hep dolu. Efsane efsane arkadaşlar, görüyor musunuz? Ben hemen şu yavruları bir toplayayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yavruları yedirmeden bunları toplamam lazım. Hemen maket bıçağını alalım. Hadi bismillah. Şöyle. Hemen yavrularımızı, balıklarımızı kovaya boşaltalım.
Uy, maşallah. Elim ayağıma dolaştı heyecandan arkadaşlar. Doğurarak gelmişler ya. Bu var ya, gerçekten çok güzel bir şans. Şöyle hep beraber bir bakalım. Uy, maşallah. Flaşı bir yakayım bir saniye. Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Erkeklere bakın be. Dişinin kulaklarına bakın. Dişide de kulak var. Bakayım yavruları yiyorlar mı? Yavru yeme eğilimi yok da arkadaşlar. Yine de ne olur ne olmaz. Ben şu yavruları bir toplayayım. Evet arkadaşlar, bu kadar moralsiz giden şeylerin üstüne bu çok bir güzel bir moral oldu. 31 tane yavrumuz var dostlar. Daha da doğurup da yemiş de olabilirler gelene kadar. Tam 31 tane maşallah bebeğimiz oldu. Sonrasında burada damızlıklar. Şimdi arkadaşlar şunlara bir bakın. Erkeğin bir tanesi olgunlaşmış, görüyorsunuz. Diğer erkek genç, şu ortadaki. Diğeri de biraz erişkin. Yani şu tam olgunlaşmış bir erkek. Sonrasında burada dişlerinde kulakları var ve oldukça iriler. Şimdi bunlar stresini atınca akvaryum ortamında bize kendilerini daha net gösterecekler. Allah'ım şunların güzelliklerine bak. Maşallah size. Evet, sonra arkadaşlar bir tane ısıtıcımız var. Bu arada tırnağımdaki boya hani şey değil, pislik değil. Yani yazıyla falan sabaha kadar çalıştığım için böyle mürekkepler olabiliyor. Bir tane de ısıtıcımız var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 200 wattlık galiba değil mi bu? Evet, 200 wattlık bir ısıtıcımız var. Bu benim çok işime yarayacak. Çok çok teşekkür ederim bu arada. Bir tane de ısıtıcımız var dostlar, şöyle gördüğünüz gibi. Evet şimdi arkadaşlar, ben bu balıkları şimdi kıpır kıpırlar zıplıyorlar çünkü. Bu balıkları şöyle bir sistem yapacağım. Nasıl ama örtümüz. Şöyle üstünde örttüm. Şöyle bir kaldıralım. Buradaki akvaryumlarımız dönüyor bayağıdır. Ben şimdi ses olmasın diye pipolarını kapattım. Suyumuz gayet oturdu. Suyumuz gayet iyi. Patlayan ve kırılan, su sızdıran akvaryumlarımızın yerine yedek oyuncular geldi. Balıklarımızı buraya alacağım. Ben buraları hallederken şimdi dostlar sizleri bu balıkları aldığım yere götüreceğim. Bu balıklar bana geldi de ne oldu? Nasıl geldi? Niye geldi? Kimden ve nereden geldi? Sizlere onu bir anlatayım. Dostlar bu kanalda, bu kanalın bana kattığı birçok değerli insan oldu. Gerçekten şu bir yıllık süre içerisinde çok değerli insanlarla tanıştım. Bu tanıştığım insanların içerisinde bana daha önce hediye balık gönderen bir abim vardı. Sağ olsun, kendisi tanıştırdı beni. Aqualent Aquarium. Ve kendisi bize bir Galaxy Blue'yu göndermişti biliyorsunuz. İçeride salondaki balıklarımız gerçekten muhteşem görünüyor onlarda. Sonrasında aranızdan soran oldu, balık isteyen oldu, bilmem ne oldu derken ben olabildiğince yönlendirdim. Ben buraları hallederken dostlar şimdi sizlere o zaman ne yapalım? Gidelim bu odadan çıkalım dışarı. Aqualent Aquarium'a gidelim. Şöyle bir balıklarına bakalım, bir ziyaret edelim. Kendisini tanıyalım. Tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar, Aqualent Aquarium olarak paket açılışımızı yapıyoruz. Karideslerimiz geldi. Aman Allah'ım, bunlar ne? Oo, siyah incigül karideslerimiz. Evet, çok güzeller maşallah. Oo, kiraz karides. Evet, kiraz karideslerimiz. Bu arada arka planda frontozlarımız var. Karbon rili. Evet, karbon rili. Turuncu sakura. Evet. Evet, turuncu sakuralar. Evet arkadaşlar, burada da Red Dragon sınıf üstü canlılarımız. Dişiler erkekler komple fül kulak. Damızlık, tam damızlık. Jumbo damızlık hatta. Aqualent Aquarium farkıyla Rafet Olgun kardeşim için bu özel canlıları sizlerle paylaşıyorum. Ve hemen açılımına geçelim. Bir de şeyin içinde bakalım. Kabın içinde. Şöyle abi alalım seni buraya. Kameraman abi. Arkadaşlar balıklar sınıf üstü. Bunlar dediğim gibi Rafet Olgun kardeşim için özel seçmece balıklarımız. Bak fil kulaklarını görebilirsiniz balığın. Tüm Türkiye'ye canlı gönderim garantili. Instagram hesabımızdan ya da Rafet Olgun kardeşimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz. Bu arada Koridoras gruplarımız da mevcut. Pigmeler, Venezuela, Black Venezuela Koridoraslarımız. Red Dragon fil kulak lepisteslerimiz, kardinal neonlar, süper red vatozlarımız, tül, düz, DDA. Lepistes gruplarımız, Dark Blue Moscow, HB White ve full redlerimiz mevcut. Aquarium odası Rafet Olgun kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Hem ilgisinden hem de sohbeti muhabbetinden. O kardeşimiz aracılığıyla bize ulaşan arkadaşlara ekstra %10 indirimlerimiz var. Hediyelerimiz var, bilgilendirelim. Transgenetiklerimiz mevcut. Evet, burada plati gruplarımız, elektrik blue ramireziler, balon ramirezi, tetra gruplarımız, aynı şekilde bitkiler, gökkuşakları, cüce gökkuşakları, emperor black tetralar, siyahlar. Gene black kamerunların benim ta obicilikten gelme, kendi yavrularımız, beslediğim, kendim büyüttüğüm, ürettiğim balıklar. Black kamerunlar, gene kalus grupları, ciklet, tanganika cikletleri. Şuradakiler dişileri, erkekler de burada. Frontozolarımız, bir erkek, 4 dişi moba. Şu erkeğimiz, 2 dişi ve küçük bir dişimiz, hatta 3 dişi. Bunlar mipin bir blue'lar, damızlık balıklar.
Evet arkadaşlar, son olarak size Tanganyika grubu ciklet balıklarımı tanıtmak istiyorum. Rafet kardeşim bunları pek sevmiyor. İlgi alanında değil ama ben hobicilikten beri sevdiğim, böyle özenle beslediğim canlılar. Bu akvaryumda Brevis, Ornatipinis, Brevisler, Vitatus ve Leptosomalarımız var. Ve diğer yerli üretim albinolar, komandolar. Bunlarda özel kampanyalar var. 10 ve üzeri alımlarda bu balıklar 3,5 liraya geliyor. Bilginiz olsun. Buradan fiyat da vermiş olalım. Aynı zamanda kuhli gibi gene tropik canlılarımız mevcut. Erkek. Neolamprolagus caudo panctutus diye geçiyor. Arkada bir sumpuşel dişimiz. Erkeği şurada. Bitkilerin içinde. Görünüyor mu bilmiyorum. Ve bizim camianın olmazsa olmazı bitkili akvaryum tankımız. Melekler aynı zamanda. Bu ikisi çift. Süper tül, albino ve tricolor. Bitki akvaryumumuz. Dileyen arkadaşlar Rafet Olgun kardeşimden ya da Aqualent akvaryum hesabından takip edebilir, sipariş verebilir. Bilgi almak için bizi araştırabilirsiniz. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Aqualent Akvaryum Ankara'da ama Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyor. Yalnızca balık değil, gördüğünüz gibi akvaryum malzemesi de tedarik ediyor. Haberiniz olsun, köpektir, kedidir, kuştur, kafestir, ıvır zıvırdır, ne isterseniz kendisine ulaşabilirsiniz. Bu kanaldan gittiğinizde söylemeniz, benim selamımı vermeniz bir hatır icabından yeterlidir. Bu işin raconudur ya böyle, benim selamımı söylediniz. Yani böyle şaka yapıyorum tabii de. Buradan gittiğinizi belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar, yeni tanıdığım ve gerçekten çok memnun olduğum bir abime akvaryum paylaşımları YouTube kanalına gidiyoruz. Kendisinin hayvanlarına, petlerine bakacağız. Bu arada abi gerçekten çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir video yapmışsın. Malum dersten, şundan bundan, yoğunluktan çok fazla iletişim kuramadık. Bir konuştuk, uzun uzun konuştuk. Ama neler neler konuştuk. Yani arka planda siz geliyorsunuz, izleyip gidiyorsunuz ya, belki sardırıyorsunuz, bir şey oluyor. Arka planda tek tek, saniye saniyesine, şunu şöyle yaparsam daha güzel olur, bunu böyle yaparsam daha iyi olur, şunu bir deneyim, sevmediler, bunu çıkar, şunu ekle. Böyle böyle bir sürü şeyler dönüyor arkadaşlar. Yani ince ince emek dönüyor arkada. Bu konuları konuştuk kendisiyle, neyi nasıl yapalım, nasıl yapmayalım gibisinden. Abi çok çok teşekkür ederim sabrın için, gerçekten anlayışın için özellikle de. Video benim cumadan cumaya olduğu için bir hafta içi girecekti, bir cumaya kaldı çünkü ara akvaryumlar patladı, dersler vesaireler. Her neyse, şimdi toplanın. Akvaryum paylaşımları YouTube kanalına gidiyoruz. Hadi bakalım, misafirliğe gidiyoruz. Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ya tamam oğlum, dur bir dakika. Bir sakin ol. Ya korku filmi gibi ya. Bugün protein bastık. Gel abdominalleri göster yavrum. Koçum benim tosluyor be. Gel babacığım. Gel 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 gel. Bir önceki videoda da göstermiştim. Bu akvaryumu, bitki akvaryumu yapacağım. Bu haliyle artık tepe filtremiz temizlendi ve yerine takılmak için hazır hale geldi. Kusturacağız, takip edeceğiz. Şöyle alayım sizleri. Dostlar gördünüz, hani arka planda gerçekten çok emek veren. Bilgisi Derya Deniz zaten, balıkların formundan, anlatışından, kendine özgüveninden emin anlatışından görüyorsunuz. Çok değerli bir abimdir. Kendisine de buradan çok çok selam söylüyorum. Gerçekten hani kusura bakmasın tekrardan. Kafamı kaldıramıyorum dostlar. Az önce de gösterdim ya. Hani her yer yazı, her yere asıyorum ediyorum. Bunları benim kafamda tutmam lazım. Hani biri bir şey soruyor, onunla uğraşırken vesaire derken bunlar benim kafamdan uçar gider. Böyle en ufak bir sohbette bir şeyde aklımdan bir giderse, bir de akvaryumdur, hayvandır. Bu sohbetler saran sohbetler, sabahlara kadar süren sohbet. Sohbetler haliyle. O yüzden böyle bir elimi ayağımı çekmem gerekiyor. Cuma'dan Cuma'ya acil bir şey olursa da hafta içi beraber görüşeceğiz zaten. Bu kadar. Sonraki videoda sizlere daha farklı bir şey anlatacağım. Daha farklı bir şey göstereceğim. Hani Allah bir şeyleri denk getiriyor bana bu sıra. Başıma birkaç böyle az önce videonun başındaki gibi insanlıktan nasibini almamış insanlar maalesef musallat oluyor ama Allah bir yandan da öyle şeyleri denk getiriyor ki size anlatacağım, size bir sonraki videoda araya bir şey göstereceğim. Şimdi o kardeşim de muhtemelen bu videoda bekliyordu kendisini ama video bayağı uzun oldu.
Ben bakalım bunu atabileceğim mi? Şu anda video 53 dakika görünüyor. Bakın 53 dakikadan bahsediyorum. Kolay değil. Hani basit abi takma geç diyeceksiniz ama. Kolay değil. İnsanları kışkırtmaya çalıştığını görünce benim kafam attı. Bir de en dikkat ettiğiniz şeyi düşünün. En böyle bir yıldır bir şey yemek verip en dikkat ettiğiniz şeyden karşı taraftaki insan sizi gelip böyle alçakça vurmaya çalışıyor ya. İşte orada kayış kopuyor. Evet. Olay bu kadar. Ne video oldu be. Vallahi bak içime döktüm. Şu an buz gibi oldum. Rahatladım. Akvaryumlarımız artık yerinde. Yeni balıklarımıza geldi. Her şey yolunda çok şükür. Dostlar ben gidiyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan akvaryumodasi.youtube'dan beni takip edebilirsiniz. Dilerseniz gelişmeleri öncesinden ya da anlık durumları öncesinden haberdar olabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Müsait oldukça olabildiğince cevaplayıp yanıt vermeye çalışıyorum. Aqualent Akvaryum'u Instagram'dan takip edebilir. Kendilerine balık siparişi verebilir. Malzeme siparişi verebilir. Sohbet edip tanışabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra daima bizle olacak inşallah. Aklımızda çok güzel şeyler var. Olay bu kadar. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız vallahi şu kadar şeye sevinirim be. Vallahi yoruldum. Şimdi ben montaja geçeceğim. Sabaha kadar da montaj yapacağım. Tabii böyle bitmiyor. Siz bu videoyu muhtemelen 5'te izlemiş olacaksınız. O halde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.